Gamer'dan Onur. Bugün sizlerle Overwatch oynuyoruz. Battleborn katili Overwatch'a bir bakalım istedim. Hep beraber bugün PlayStation 4 için oynayacağım. Overwatch'u test edeceğiz. Play diyelim. Hemen başlayalım Quick Play'den. Bu eğlenceli oyna. Evet, oyunu hemen buldu. Bakalım. Temple of Anubis haritasında mücadele edeceğiz. Evet, saldırı yapacakmışız. Saldırıya göre şimdi bir karakter seçmemiz lazım. Çok fazla tank varmış oyunda. Seçmeyelim tank o zaman. Hanzo aslında benim çok sevdiğim bir karakter ama Junkrat'la oynayacağım. Evet. Hafif psycho bir hero. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar, burası bekleme odası. 39 saniye, 37 saniye içinde hazır olacak oyun. Hoppa, şöyle uçalım. Takımda kimler var bizim? İyi, takım fena değil, alabiliriz. Dengeli bir takıma sahibiz. Ya işin içine böyle hero'lar girdiği zaman nedense Blizzard bu işi daha iyi yapıyor ya. Vay! Çakal buraya gelmiş. Beynini patlatırım vallahi. Nereye kaçtı o? Çok ateşli başladı oyun. Oo, soldier var karşıda. Ya şu arkada bile olabilir ya. Abi, önümüzde tanklar var. Demek istedim adamlara çok fazla. Evet, adamlar savunmayı iyi yapıyor. Daha giremedik hala içeri. Soldier çıktı, soldier çıktı bunu. Oo. Şuradan canımızı bir alalım. Ya bizim takımın hepsi öldü herhalde ya. Hadi Genji, içeri girmeniz lazım. Ben giremem içeri. Hey. Tamam. İlk killimizi aldık böylece. Enayi tuzağa düştü. Ultimate dediğimiz özelliğimiz açıldı. Ultimate özelliği ne? Bu ekstra her hero'nun bir gücü var. Evet, işte bu. Oo, adamlar böyle. Tamam, şöyle yapalım. Ultimate özelliğimizi açalım. Oh, manyağı öldürdük. Soldier burada galiba. Bizimkiler çatışıyor ama. Oh!
Tamamdır. A bölgesini aldık. Arkadaşlar haritadaki belli bölgeleri almanız gerekiyor. Defans yapıyorsanız da bu bölgeleri savunmanız gerekiyor. Oyunun temel mantığı bu. Sürekli çatışacağız yani. Solcunun beyninde patladı. Evet. İyi iyi, fena yemiyoruz, iyi. Ooo, bir junkrat daha var. Az önce attığım bombalı lastikten atladı. Bizimki ay girmiş içeri. Lan tabet kurmuş adam lan. Oo, neyse. Göremedik onu ya. Tuzağa iyi düştük. Alırız ama ya. Çok savunamıyorlar. Ya yine oraya turret koymuş. Durmadan tarıyor ya. Çok güzel. Ana can bastı bize. Devam edelim. Hop. Oo, soldier geldi yukarıdan. Neyse olur. Ultimate özelliğimiz açıldı zaten. Aa, enayinin birisi yakalandı tuzağa. Vaa, iki tane junkrat olmaz işte bir takımda. Gel baba, burada gel. Şunu bir salayım ya. Saldım çayırım. Allah be, olmadı. Ya aşırı defans yüklemişler oraya. İyi de bombaladım onları ama. Adamlar bildiğin kusmuşlar. Bu arada her hero'nun ultimate yeteneği dışında iki tane de özel yeteneği var. PlayStation için tabi hani anlatıyorum tuşları yine. L1 ve R1 ile bu iki yeteneği kullanabiliyorsunuz. Bizim L1'imiz bomba atıyor, R1'imiz tuzak. Adamlar toplu katliam yaptı ya lan. Birini daha aldık. Oo, bu da işler. Adam arkadan gelmiş ya. Ya bu solcu çok hain oynuyor ya. Abi de pusup duruyor bir yerlere sağ sola. Böyle oyun olmaz. Delikanlı gibi savaşması lazım.
Çok güzel be. Hoppa, devam edin. Bak yine tepeden çıktı herif ya. Abi 57 saniye kaldı, hadi almamız lazım ya. Vallahi cayır cayır öldürdük ha. Hadi lan. Tamam o bende, aldım onu. Hadi hadi. Time'a kaldı oyun ya. Aldık aldık. İşte bu ya. İşte bu ya. Arkadaşlar ilk oyundan zaferle ayrılıyoruz. Oyunun yıldızı Reaper'mış. Oyunun yıldızı bendim ya. Ne yapmış bakalım. Standart Reaper. Tamam, oylamaya bile çıkamadık, iyi mi? Right. Junkrat böyle arkadaşlar. Bir sürü hero var oynayabileceğiniz. Gerçekten çok zevkli bir oyun. Vakit geçireyim, eğlenceli dakikalar geçireyim diyorsanız harbiden deneyebilirsiniz oyunu. Şimdi bir el daha atalım. Kimle atalım? Hanzo şeyse Hanzo'yla atalım bir de. Hanzo oyunun sniper karakterlerinden arkadaşlar. Sniper ama ok atan bir sniper. Bulamadı oyunu bu arada. Neyse bekleyelim. PlayStation'da sniper'la oynamak biraz sıkıntı olabiliyor mu? Evet olabiliyor. Yani DualShock'la denk getirmek biraz zor. O yüzden PC versiyonunda belki daha kolay olabilir. Hanzo gerçekten çok etkili bir hero. Widowmaker var mesela, yine aynı şekilde sniper. Çok etkili. Preya mesela, bu ekranda gördüğünüz hero. Bu da şahane bir hero. Yani hiçbir hero kötü değil. Hepsinin değişik, farklı, inanılmaz özellikleri var. Tamamen sizin oyun tarzınıza bağlı olarak haritanın gereklilikleri doğrultusunda ve takımınızın eksiği doğrultusunda hero seçmenizi tavsiye ederim. Ha, mesela King's Row haritası. Aslında burada Tracy çok iyi oynuyor. Tracy ile bayağı bir iş yapabiliyorsunuz burada. Tracy'yi mi alsak lan acaba? Ya Tracy'nin de canı çok az. Neyse ben Hanzo'yu alayım ya. Çok karizma adam ya. Hanzo var ya. Acayip karizma bir adam. Bunun kardeşi de Genji. Abisiydi galiba. O da var oyunda. Oyunda bir de hero'ların hikayeleri var arkadaşlar. Hani merak ederseniz internet sayfasından veya işte YouTube'dan videolarına ulaşırsınız. Biz defansçıyız. Güzel.
Şimdi mesela Anzo'nun şöyle duvarlara tırmanma özelliği falan da var. Atletik bir hero. İki ayrı özelliği var. Birisi çoklu, şu şekilde. Kapalı alanlara çok geliyor. İkincisi şu şekilde, mark dediğimiz işaretleme. O alandaki düşmanları gösteriyor radarla. Gelsinler bakalım. Burayı savunmamız lazım. Arkadaşlar oku çekip bırakabilirsiniz. Bu şekilde yavaş gidiyor. Gererek bıraktığınızda damage'i çok daha yüksek oluyor ve daha hızlı gidiyor. Yakın çatışmada şunu yapmanız pek mümkün değil de. Geliyor. Oha, Minion Maker gitti. Ulan oraya pusulur mu ya? Allah seni. Adama tek attılar ya. Abi kimsecikler kalmadı burada ha. Ben bekliyorum hala. Hanzo olarak bekliyorum. Aha geldi. İki taneyi de aklı gitti de. O tank arkadaşlar, gelen hani düz bir hero olsaydı aklını alırdım onun da. Neyse, onu da geberttik gerçi de. Karşı ekibin saldırıya pek niyeti yok ki. Onlarda da sniper bol. Personne n'échappe à mon regard. Aa, Window Maker, ne kadar çok Window Maker var ya. Ya ben ineyim mi? Buradan bir şey olmayacak. Ben iniyorum. Ultimate özelliği Hanzo'nun ejderha atıyor. Şu şekilde yürüyen bir ejder atıyor. Eşyalaşık, ayıp. Hanzo'ya böyle gelin mi? Headshot, direkt. Onun yaşama şansı yok zaten. O da gitti. Şuraya seken bir ok atsak. Oo, iyi vurdu vallahi. Hanzo'nun beynini patlattım. Allah, Reaper geldi. Bir ok daha müsaade etseydim. Bir ok daha atabilseydim olurdu ya. Bak, yakın mesafede Reaper'a çok şansımız yok zaten. Devam. Kim geldi? Onu Reaper dışarıda ya. Yuka
ultiyi ben atınca orası bir dağıldı. Hemen kaçıyorlar zaten. Ulti biraz da caydırıcı işte. Defansta Hanzo'nun ultisi bayağı bir şey. Oo. Tepede Windowmaker var. Beyni gitti Windowmaker. Arkadaşlar, her zaman böyle denk gelmiyor. Wow, hop, maçı yıldız olmuş. Oy 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 oy, çok yanlış durmuşlar. Gene oylamaya çıkamak değil. That's more like it. 2'de 2 arkadaşlar. 2'de 2. Zafer bizim. 7 eleman öldürmüşüz. 2406 damage'imiz var. Bir kere de ölmüşüz. İyi ya, fena değil. Yaptığımız sniper'lık bir şey yapmadık yani. Prepare to attack. Ya buradan dediğim gibi gördüğünüz üzere birçok hero var. Bunların hepsini anlatmaya kalkarsak part part video çekmemiz lazım. Oynadıkça zaten hani hepsinin ne kadar iyi hero'lar olduğunu, ne kadar işe yaradığını öğreneceksiniz, bileceksiniz. Belki bir nebze damage anlamında buradaki support hero'lar düşük olabilir ama bunların arasında mesela en pisliği budur. Bana göre Symmetra. İğrenç şeyler yapıyor ya. Yani şu elinde tuttuğu şeylerden dizi veriyor sağa sola, portal açıyor vesaire. Neyse, bunlar ileriki Overwatch videolarımızda zaten ama oyuna girdim. İleriki Overwatch videolarında zaten anlatılır. Şuradan bir çıkayım. Genel olarak bir de şöyle bir durum var. Overwatch'ta menüde göreceğiniz üzere mesela Hero Gallery var. Buradan hero'lara yine bakabiliyorsunuz. Artı loot box'larımız var. Loot box'lar oyunda kazandığımız deneyimlere göre bize verilen kutular. İçinden hediyeler çıkıyor. Bir tane açalım. Gücümüze bir etkisi var mı? Gücümüze bir etkisi yok mu? Tamamen görsellik. Görsel ama. Mesela şey çıktı. İki tane dış zırh çıktı mesela. Yani tamamen güce etkisi yok. Ama bu ne oluyor? Şeklinizi, şemalinizi değiştiriyor. Mesela bu daha iyiymiş ya. Abi iyi çıktı ha. Mesela bunlar sprey, duvarları boyayabiliyoruz. Bunlar işte hero'larınızın sesleri, öldürdükçe karşı tarafı sinir etsin diye falan. Öyle şeyler var. Olay bu arkadaşlar. Training yapabiliyorsunuz bol bol. Oyuncularla birleşip bilgisayara karşı, PlayStation'a karşı oynayabiliyorsunuz. Veya tek başınıza training yapabiliyorsunuz. Highlights oyunun önemli anlarını gösteriyor. Play'de zaten 4 tane seçenek var. İşte Play vs. AI dediğimiz şey yapay zekaya karşı oyna. Yani bilgisayara veya PlayStation'a karşı oyna. Competitive Play, burada rank maçı dediğimiz hani bu şeyler, rütbe maçlarına giriyorsunuz. Yani hep sizinle aynı özelliklere sahip, aynı yapıya sahip insanlarla beraber oynuyorsunuz ve oyunu kazandıkça rütbenizi yükseltiyorsunuz. Önemli. Sezon 2'deymişim. Ben oynamıyorum çok fazla. Custom Game'de zaten istediğiniz gibi oyun kurabiliyorsunuz. Bu da Brawl dediğimiz şey. Günlük, bazen haftalık verilen görevler. Değişik değişik görevler veriyor size. Mesela neymiş ya bu görevi? Girme girme. Tüh, neyse girdim. Junkrat'la oynamamızı isteyecek büyük ihtimal. Junkrat'la işte şu kadar kill al. Onunla şu kadar maç oyna, bitir gibisinden olabilir. Neymiş? Bilmiyorum oyunu. Bu haftaki görevini bilmiyorum.
Eyvah, ne oldu? Oyuna gitti. Neyse, önemli. Çıkalım. Dediğim gibi şeyde Blizzard'ın zaten server anlamında çok büyük bir sıkıntısı yok. Oyun ilk çıktığı zamanlarda serverlar bayağı bir sıkıntılıydı ama üst üste gelen güncellemelerle zaten artık bu problem tamamen ortadan kalktı. Zevkli bir oyun. Sürekli hani böyle Counter Strike tarzı oyunları oynamaktan sıkıldıysanız biraz daha ütopik, biraz daha böyle değişik özellikli karakterlerin olduğu, çatışmanın, aksiyonun bol olduğu bir oyun. Ben herkese tavsiye ederim. Overwatch videolarımızın devamı gelecek zaten. Yani şu an iki maçlık bir video gösterdik size. Daha sonrasında belki büyük ihtimal bir ekip halinde oynayabiliriz oyunu. O daha zevkli oluyor. Bizden şimdilik bu kadar arkadaşlar. TürkGamer.net'i takipte kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Overwatch oynamak isteyenler olursa PlayStation platformunda benimle videonun altında yorumlara ekleyebilirler. Beraber de oynayabiliriz. Dediğim gibi bizden şimdilik bu kadar. TürkGamer.net'e abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarımız en yakın zamanda gelecek zaten. Hepiniz kendinize iyi bakın. Oyunla kalın. Görüşmek üzere.